yakın akrabaları olan eşinin teyzesinin evine sığındığını ve orada da darp gördüğünü, kız çocuğunu elinden alıp bunu köyden kovduklarını iddia etmişti ki Yasin bunların hepsini reddediyor. Ben de hemen Yasin'i uzatmak istiyorum o günü anlatması için. Ondan sonra işte kahvaltımızı yapardık. O kendisi çocukla beraber yatakta kalırdı. Hiçbir şey yok onun anlattığı gibi. Hiçbir şey yaşanmadı. İşte biz yine Zeytin'de gittik her günkü gibi. Neyse Zeytin işliyoruz. Öğleden sonra saat 3-4 gibiydi galiba. Bunun şeyi var, Mevlüt Önal'ın evine sığındım dediği kişinin biladeri. O aradı bizi. Dedi ki Gonca benim biladerin evindeymiş dedi.